Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda polis teşkilatının sorunlarını dile getirdi. Özcan, "Biz kahraman polisimiz diyeceğiz, sırtını sıvazlayacağız ama polisimizin ekonomik sorunlarını, özlük hakları ile ilgili sorunlarını çözmeyeceğiz. Artık öyle, kahraman polisim, benim polisim lafları karın doyurmuyor. Polislerimizin somut istekleri var," dedi. Şimdi biz diyeceğiz ki kahraman polisimiz diyeceğiz, sırtını sıvazlayacağız ama polisimizin ekonomik sorunlarını, özlük hakları ile ilgili sorunlarını çözmeyeceğiz. Onları terörle mücadeleye göndereceğiz ama terörle mücadele ederken akıllarındaki ekonomik sıkıntıları, geçim sıkıntılarını çözmeyeceğiz. Artık öyle kahraman polisim, benim polisim lafları karın doyurmuyor. Polislerimizin somut istekleri var. Diyorlar ki bizim çalışma saatlerimiz düzenlensin. Şimdi Türkiye'de her memurun bir çalışma saati var. Tapudaki memurun çalışma saati var. Öğretmenin çalışma saati var. Ama polisin çalışma saati yok. Mesai saati mevhumu yok polislerde. Evine gidiyor. 48 saatlik bir operasyondan geliyor. Evine gidiyor. Bir saat sonra yeniden çağrılabiliyor. Polis ailesi de buna alışmış. Bundan dolayı da yüksünmüyorlar. Ancak kamuda fazla mesai yapan memurlarımıza fazla mesai hakları önemli ölçüde ödeniyor. Ancak polislerimiz ayda 75 saate varan fazla mesailer yapıyorlar. Polis memurlarımıza bu fazla mesaileri ödenmiyor. Özcan 81 ilin emniyet müdürünün FETÖ'cü çıktığını belirterek bu 81 ilin emniyet müdürleri hangi iktidar döneminde atandı diye sordu. Şu ana kadar 23 bine yakın polis memuru ihraç edildi FETÖ ile mücadele kapsamında. Ve bir bu kadar polis memuru hakkında da işlem yapılacağı söyleniyor. Hala emniyette 20 bine yakın polis memurunda baylok olduğu söyleniyor. Şu doğru. Maalesef emniyet teşkilatı FETÖ'nün en yoğun yuvalandığı yerlerden bir tanesi. Ama bunun sorumlusu da biz değiliz. Şimdi bir İçişleri Bakanı ne diyordu 17-25 Aralık'ta görevli olan Efkan Ayla? 81 ilin 75'inin il emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı diyor. Ben size sormak istiyorum. Bu 81 ilin emniyet müdürleri hangi iktidar döneminde atandı? Bunları atayan, bunların kararnamelerinde imzası olan İçişleri Bakanlarınız hakkında bir işlem yapmak hiç aklınıza gelmedi mi? Yani o kadar polis memuru, polis müdürü, FETÖ'cü emniyete sızmış. Siz bu sızanları tespit ettiğiniz ölçüde alıp atıyorsunuz. Bunun yanında mağdurlar da var, hiç alakası olmayanlar da var. Ama bunları oraya atayan İçişleri Bakanlarınız hakkında tek bir işlem yapmayı dahi düşünmüyorsunuz, düşünemiyorsunuz.